Evet sevgili takipçilerimiz 3 nokta başlıyor. Bugünkü konuğumuz Belediye Başkanımız Murat Orhan. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. Teşekkürler. İyiyiz. Programımız Ahmet Bey, bir yaramaz yok. Evet. Mücadeleye devam koşturuyoruz. İnşallah. Siz de iyisiniz. Çok şükür biz de devam ediyoruz. Allah aynı gelsin, kolay gelsin. Bilgileri vatandaşımıza aktarmaya devam ediyoruz. Çok uzun yıllardır. Evet. Ben 2000 yılında MUT'ta memuriyete başladım. 2000 yılından yani yaklaşık 25 yıllık bir zaman olmuş. 25 yıldır sizin Ahmet abi hakikaten memleketimizde özellikle basın, ulusal basın noktasında olsun. Özellikle yerel basında önderlik yapma hem de ilçemize ciddi manada bu noktada yapmış olduğun katkıları ben de unutmuş değilim. İlçe Tarım Müdürlüğümüz döneminden beri gerçekten evet. Birçok haberimiz oldu. Gençlik fotoğraflarını da aynen. Yani bir fotoğrafımı atmıştınız. Benim 2000 yılına ait fotoğrafım. Altı o zaman da daha pazarı köyünde altı miydi? Altıköy'e içme suyu getirdiği doğru. Aynen. Kurt suyu bölgesindeki evet. Doğru evet. Evet. Şimdi başkanım 5,5 ay bir zaman geçti. Evet. Bu 5,5 ayda biz biliyoruz da en azından takipçilerimiz neler yaptı belediye? Evet. Yani borç batağına mı girdi yoksa evet. Borçtan çıktık mı? Bunlardan kısa evet. Kısa bilgi verelim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum az önce de zikrettiğim gibi. Tabii 31 Mart yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 5-5,5 ay gibi bir zaman geçti. Tabii bu 5-5,5 aylık zaman hızlı bir zaman geçti. Aslında ciddi manada yoğunluktan koşturmaktan dolayı zamanın nasıl geçtiğini de aslında çok farkına varamadan bir zaman geçti. Tabi bu 5,5 aylık zaman zarfı içerisinde seçimden önce vatandaşlarımıza söylediğimiz, yapacak olduklarımızı daha önce yaptık, daha iyisini yapacağız diye sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bu 5-5,5 aylık zaman içerisinde elimizden geldiğince insanlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabi görevi devraldıktan sonra bir Ramazan bayramı tatili, bir Kurban bayramı tatili. İşte 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz gibi birçok 30 Ağustos Zafer Bayramımız gibi birçok milli ve manevi bayramlarımız oldu. Bu kalan zaman içerisinde MUT'la ilgili ciddi manada emek çektik. Şimdi o dönemde de söyledik. Tabii ciddi manada bir sıkıntılı özellikle borç yüküyle devraldığımız bir belediye olduğunu biz seçimden önce de söylüyorduk. Aksini iddia ediliyordu ama seçimden sonra da biz bunu vatandaşımızın bilmesi adına söyledik, yayınladık. En son meclis toplantımızda o dönemdeki devraldığımız borçla en son dönemdeki borcumuzu ve elimizdeki paramızı da geçen meclis toplantısında da vatandaşlarımıza paylaştık. Yaklaşık o dönemki devraldığımız borçtan yaklaşık bir 17-18 milyon lira civarında borcumuzu da ödedik, bitirdik. Evet. Borcumuzdan 17-18 milyon da düşüş yaptık. Tabii hem borçtan düşüş yaptık hem de hizmet ettik. MUT Belediyesi ne yaptı? MUT Belediyesi öncelikle kendini bir test check etti önce. MUT Belediyesi önce kendi durumunu bir gözden geçirdi. 5 yıllık zaman süresi içerisinde yapılacak olan hizmetlerin planlamasını yaptı. Artık tamamlama noktasına geldi ve yılbaşından itibaren inşallah yapmış olduğumuz planlamalar çerçevesinde adım adım hizmetlerimizi yapmaya ve inşallah devam edeceğiz. Ha bu 5 aylık zaman zarfı içerisinde durduk mu? Hiç durmadık. Öncelikli olarak MUT Belediyesi olarak ne yaptık? Dedik ki temizliğimiz önceliğimizdir dedik. MUT Belediyesi olarak temizlik noktasında ilçemizin ve mahallelerimizin, kırsal mahallelerimizin, yaylalarımızın temizliği noktasında ciddi manada emek çektik. Yıllardır temizlenmeyen, zamanda ıslah çalışması da bizim dönemimizde yapılan deremizin temizliğini yaptık. Ve düzenli olarak da temizlemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra insanlarımıza dokunma noktasında özellikle LGS sınavına girecek olan, YKS sınavına girecek olan çocuklarımıza MUT tarihinde bir ilktir. Köylerden birçok çocuğumuz, zamanında ben de köylü çocuğum, ben de sınavlara gittim. Buradan otobüse bindirirlerdi, Mersin'e gönderirlerdi, biz orada sınava girerdik. Aç mı, susuz mu? Bir şey yedi mi, yemedi mi? Diye yaşadığımız için. O dönemde YKS ve LGS sınavına girecek çocuklarımıza ve velilerimize simitinden, poğaçasından, çayından, meşrubatından, suyuna kadar
Bu hizmeti yaptık. Mut tarihinde bir ilktir. İnsanlarımıza dokunmaktır. Bunun yanı sıra Mut'un 102 tane mahallesi var. Kırsal mahallelerimizin yanı sıra özellikle yaylalarımız ve diğer mahallelerimize beraber yani toplamda... Bu kısa zamanda 102 mahalleye ulaştınız mı? 102 değil. 167 tane yerleşim yeri var Mut'ta. Mesela örnek vereyim. Sizin yörenizden örnek vereyim. Göden, Çömelek kırsal mahallemizin bir mahallesi. Göden Mahallesi. Göden Mahallesi'nde biz asfaltlama çalışması yapıyoruz. Örnek veriyorum. Yani totalde 167 tane Mut'ta yerleşim birimimiz var. Bu 5 aylık zaman zarfı içerisinde 167 tane yerleşim birimimizde dokunmadığımız, hizmet makine aracımızı, iş makinelerimizi göndermediğimiz bir tane köy yoktur. Bütün köylerimizde elimizden geldiğince öncelikli olarak acil olan hizmetler neyse bunları yapma noktasında dokunmadığımız hiçbir mahallemiz yoktur. Bunun yanı sıra ilçemizde özellikle yine o dönemde ilçe kaymakamımızla beraber belediye başkanlığı dönemimizde 2012 yılında dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağını biz yaptık. Evet, ben bizzat şahitim içindeydim. Evet, birebir yani. Siz de o dönemde evet. Yani, tazip ettim. Şimdi bu bayrak, biz hep şunu vurguladık. Bu bayrağı yaparken şurada, şu anki programı yaptığımız yerde, burayı da biz yapmıştık zamanında. Burada bir şehitlik parkı. Buranın ismi Şehitlik Parkı. O dönemde meclis kararımıza da o şekilde almıştık. Buranın içerisinde bir futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, sosyal donatıları, piknik alanları. Bunun yanı sıra spor kulüplerimizin idmanlarını ve maçlarını yapabileceklerini nitelikte ve soyunma odasından duşuna kadar olan bir tesisi de biz buraya yaptık. Bunun içerisine bir tane anıt yaptık. Bu anıtından baktığınız zaman arkasına da dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağını yaptık. Tabii bu bizim tamamen milli ve manevi duygularımızı biz, çünkü bayrak bir milletin ortak şeyidir, simgesidir. Yani tek bayrak vardır, evet, o da Türk bayrağı. Bayrağa girmeden önce yani ben gerçekten daha önceki programda da söyledim. Yani kısa bir zamanda birçok yere ulaştığınızı ve bayrağın bu şekilde boyanması için tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bayraktan önce daha önceki seçim çalışmalarımızda kültürümüz, folklorumuz dediniz. Evet. Ben buradan tekrarına takipçilerimiz de biliyorlar. Ben sizi tekrar bir daha bir teşekkür ediyorum. Eyvallah, tüm Mutalka için folklorumuz, kültürümüz ayakta. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince. Bayrak dedim. Şimdi bayraktan biz daha önce yaptık da. Siz demeyeyim. Şimdi bayrağın boyama işi nasıl oldu? Bu kısa bir zamanda birçok şeyle bir de bayrak boyası girdi. Tabii nasıl oldu? Bayrağımızın boyası solmuştu. Evet. Daha önceden de bayrağımızı birkaç defa boyanmıştı bayrağımız. Bizden sonra da boyanmıştı ama gerçek bayrak rengi bu. Evet. Biz bayrağımızın boyanmasıyla ilgili İstanbul'da bir firma tarafından bir protokol yaptık. Evet. Sağ olsunlar, dediler ki biz bayrağın boyasını biz verelim. Buna ilişkin PR çalışmasını biz yapalım. Hem Mut'u tanıtalım ki Mut ciddi manada tanındı. 60 milyonun üzerinde izlenme, 10 binlerce haber sitesinde yayınlanma, bütün ulusal kanallarda, haber bültenlerinde yayınlanma. Evet. Bunun yanı sıra reklamlarda. Yani Mut ismi bir hafta boyunca ülke gündeminde ve TT dedikleri, yani vatandaşlar arasında, halk arasında, özellikle gençler TT diyor, trend topic. Mut trend topik oldu. Türk bayrağından dolayı Mut trend topik oldu. Bu da daha büyük bir reklam olamaz. Biz bu anlaşmayı yaptığımızda firma, sağ olsun, sahibi geldi o dönemde. Görüştük. Daha sonra teknik ekibi geldi buraya. Teknik ekibi yerinde inceledi. Ne kadar boya gideceğini, ne kadar malzeme gideceğini, nasıl boyanacağına ilişkin. İki defa veya üç defa geldi teknik ekibi, burada bir analiz çalışması yaptılar. Ve gerçek kan kırmızısı, Türk bayrağının, gerçek şehitlerimizin kanının rengini alan bayrağımızın gerçek kan kırmızı renginde üretimi yaparak teknik ekibin belirlemiş olduğu miktarda, işte 30 ton civarında bayrakla, boyayla bayrağımızı boyadık. Hı, çok güzel. Bunun da ciddi manada PR oldu. Şimdi buna ilişkin tabii kamuoyunda değişik şeyler söylenir ama ben şu kadar söyleyeyim, ben çok dinlemiyorum. Yani çok şeylere de bakmıyorum, işimizi yapıyoruz çünkü. Hı. Elbette rahatsız olacaklar ama ben şunu net olarak söyleyeyim. Bayrak bizim ortak simgemizdir. Tek bayrağımız var, o da Türk bayrağıdır.
O da mutta. O da mutta ve o Türk bayrağı üzerinden de biz tek bir kuruş bayrakla ilgili, hani bu 30 ton değil de işte neden 20, teknik ekibin vermiş olduğu bir karar ve biz buna tek kuruş para ödemedik. Abi o tamamen 40 ton kullanılsın. Tamamen. Sonuçta teknik, bizim bayrağımız değil mi? Artık teknik ekibin şeyi, yani belirlemiş olduğu rakamlar çerçevesinde bu kadar boya gitti. Hani bunun yer, hani diyenlere de buradan söylemek de aslında çok da şey vermek de istemiyorum ama şunu söylemekte fayda var. Biz buna bir 5 kuruş para ödemedik. 5 kuruş para ödemedik. Artı bu bayrakla ilgili de belediyede bayrakla ilgili, bu bayrağımızla ilgili de fatura bulamazlar. Yani bu bayrak faturasında hırdavat faturasına falan da çevrilmedi. Öyle bir faturamız da yok. Onu da özetle söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla bu bizim için son derece güzel bir şey oldu. İlçemiz adına son derece güzel oldu. Bunun yanı sıra hakikaten ilçemizde bizim çok güzel bir kültürümüz var. Burası Karacaoğlan'ın memleketi. Buradaki insanlar, ben hep söylerim, yüzü güneş yanığı, bağır ezelden yanık. Evet. Karacaoğlan'ın memleketiyiz. Evet. Sonucu itibariyle duygusal bir yapımız var. Kültürümüze biz son derece önem veriyoruz. Hı. Kültürümüzle ilgili özellikle Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibimizi yıllardır yoktu. Tekrar göreve ilk gelir gelmez, tekrar biz Halk Oyunları ekibimizi toparladık. Halk Oyunları ekibimizdeki birer birer ben bütün çocuklarımızın, Halk Oyunları'ndaki bütün kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Sağ olsunlar. Hı. Hemen bir araya geldiler heyecanla. Antrenmanları yapıyorlar. Silifke'de bir festival oldu. Mut Belediyesi olarak gittik orada Silifke'de. Etkinliğe katıldık, Karaman'da katıldık. İlerleyen süreçte şimdi Bursa'da bir festival için bizi davet ediliyoruz. İstanbul'a davet ediliyoruz. Yani bunda kültürümüzde, ülkemiz genelinde, ilerleyen dönemlerde de uluslararası düzeyde, sadece Türkiye içinde değil, uluslararası düzeyde de Mut kültürünü, Mut folklorunu inşallah tanıtma yolunda da elimizden gelen ne varsa bunları inşallah yapacağız. Bunun yanı sıra özellikle bu 5 aylık zaman zarfı içerisinde özellikle işte yollarımızın durumu belli. Evet. Bu 5 aylık zaman zarfı içerisinde kendimizi toparlıyoruz şu anda. Toparlıyoruz. Toparlamaya devam edeceğiz. Umutsuz değiliz. Çünkü biz seçim döneminde dedik ki hizmet etmenin bahanesi olmaz. Biz bahane üretmeyeceğiz, çözüm yapacağız, çözüm odaklı çalışacağız dedik. Bu mahalle, evet, çözüm, mahalle arasındaki yolların ne olacak? Şimdi özellikle ilçemizde işte bir doğalgaz çalışması var. Hı. Doğalgaz çalışması ile ilgili 2023 yılında planlanmış. Öncelikli olarak nerelerden başlayacağı belirlenmiş bir çalışma oldu. Birçok mahallemizde doğalgaz çalışması bu yıl tamamlanamayacak. Mesela bazı Yatırtaş mahallemizde, Kültür mahallemizde, birçok mahallemizin bazı semtlerinde bu çalışmalar tamamlanamadı. Bu programla alakalı bir konu. Firmayla biz zaman zaman bu konuyu çok şey yaptık. Normalde 2023 yılında planlanan programın üzerine çıkma noktasında da biz emek çektik. Firmayla biz görüşmelerimiz oldu, uzatmalarımız oldu. Yani eklentilerimiz oldu ama tabii sonuçta özel sektörle yapılan, daha önce yapılan bir sözleşme gereği. Şimdi inşallah önümüzdeki sene ben ümit ediyorum ki ilçemiz, ilçe merkezimize doğalgazla ilgili bir sıkıntımız inşallah kalmayacağını ümit ediyoruz. Şimdi burada bir şey daha şey yapayım. Genel vatandaşlarımıza sordukları TOKİ ile ilgili bir çalışma var mı? Üçüncü etap evet, TOKİ çalışması var mı? Evet. Şuna ilişkin özellikle konut açığı ile ilgili. Muta da zamanında ilk defa TOKİ ile bizim dönemimize getirmiş. 96 konutla ilgili 2+1 alt gelir grubuna yönelik bir çalışmamız evet, olmuştu. Daha sonrasında ikinci etap yapıldı Muta. Evet. Üçüncü etapla ilgili de inşallah bir çalışmamız var. Ona ilişkin de bir tarih söylemek belki şu an için erken olabilir ama bir çalışmamız var. Evet. İlerleyen zamanda yine buradan bunu, evet, üç noktadan söyleyelim. Evet, bunun yanı sıra özellikle asfalt çalışmalarla ilgili şu anda asfaltlama çalışmalarımız başladı. Hı hı. Bu konuda da ben Mersin Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun Vahap Seçer Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Şundan dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle uyumlu, bakın evet, altını çizerek söylemekte fayda var. Uyumlu bir çalışma ortamımız var sağ olsunlar. Yani burada bir kendisi de aynı şeyi söylüyor. Bizim de öyle. Yani biz 31 Mart'ta seçim bitti. Bizim partimiz artık bu saat böyle Mut Partiliyiz. Doğru. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız bizim vatandaşımız, oy versin vermesin de her insana biz hizmet etmek zorundayız. Çünkü bizim insanımız diyecek kadar yüreğimiz de geniş.
Dolayısıyla Vahap Başkanımız bu noktada da biz uyum içerisinde şu anda asfaltlama çalışmaları başladı ilçemizde. Yani şu anda asfalt çalışması var. Vatandaşlar şunu diyor. Ya diyor burası diyor Mut Belediyesi'ne aitti bu cadde diyor. Büyükşehir evet. Yapıyor. Doğru. Ha, ne güzel işte bak birlik beraberlik adına uyum. Dediğiniz gibi uyum. Göğden'de de mesela böyle olmalı. Göğden'de de mesela Vahap Başkan Göğden yolu ile ilgili bir kısmını biz başlamıştık. Vahap Başkan daha sonra kalan kısmını normalde önümüzdeki sene için programlanmıştı. Yarısı bu sene, yarısı önümüzdeki sene için. Büyükşehir Belediye'mizle konuştuk. Dediler ki siz orayı tamamlayın, biz de buradan devam ne edelim. Şimdi Göğden'i tamamlıyoruz. Şehir merkezinde. Araçlar da görüyor. Yani insanlar benim gördüğüm gibi diğerleri de görüyor muhakkak değil mi? Aynen. Araçlar Büyükşehir'in aracı ve Mut Belediyesi'nin araçları aynı şekilde aynı yerde çalışabiliyorlar. İşte böyle uyum, olmalı. Uyum. Kesinlikle. Çok güzel. Amaç vatandaşa hizmetse. Evet, buradan da yine burada. Büyükşehir Başkanımıza, Vahap Başkanımıza da eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi asfaltlama ile ilgili özellikle doğalgaz çalışması biten, ilçemize bir de elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili de bir çalışma var. O da hükümetimiz tarafından sağ olsunlar. Yani o da önemli bir çalışma bence ilçemiz adına. Teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması ve doğalgaz çalışması biten yerlerde asfaltlama çalışmamız bu süreçten sonra da hızlı bir şekilde devam edecek. Çokça söylenen bir konu olduğu için parke çalışmamız, özellikle köy yani kırsal mahalle dediğimiz köylerimizde de parke çalışmasına inşallah kısmen imkanlarımız ölçüsünde bu çalışmalara da hızlı bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Yani şöyle diyelim o zaman, yani şehir merkezi sıcak asfalt olacak, kırsal alanlarda parke çalışması. Parke çalışma, asfalt çalışmamız da olacak. Tabii 5 yıllık zaman zarfı içerisinde bunların tamamını yapacağız. İnşallah. Daha öncesinde söz verdiğimiz köy konaklarımızla ilgili. Köy konaklarımızda kastımız şu, birçok mahallemizde işte özellikle bayanlara ben bu konuda şeyim olmuştu. Köylerimizde atıl durumda okullar, köy konaklarımız var. Bunların tahsisiyle ilgili işlemlerimiz hızla devam ediyor. Bu tahsis işlemleri bittikten sonra bu yerlerimizi, köylerimizdeki bu tür etkinliklerin kullanımında da inşallah Mut Belediyesi olarak tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetini inşallah sunacağız. Yine kırsal bölgelerim dedik. Bu telefon çekme meselesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. Operatörlerle ilgili. Evet, özellikle bununla birçok köyümüzde cep telefonlarıyla ilgili sıkıntılar yaşanır söylediğiniz gibi. Bu konuya ilişkin de Ulaştırma Bakanlığımız, Ulaştırma Bölge Müdürlüğümüz. Bu konuda da hem Sayın Valimiz, ilçe kaymakamımız da ikisi de sağ olsunlar. Bunlar da ciddi manada destekler oldu. Buradan ismini söylemekten kesinlikle çekinmeyeceğim. Yine AK Parti milletvekillerinden Ali Kıratlı vekilimizin ciddi manada bu konuda katkıları oldu. Şu anda ilçemize cep telefonu çekmeyen bölgelerin sorunlarının, eksikliklerinin giderilmesiyle ilgili ekipler geldiler sağ olsunlar. Çalışmalarını, projelerini, fizibilitelerini bitirdiler en kısa zamanda inşallah. Bu problem de ortadan kaldırılacak inşallah. Evet başkanım, şimdi bölgemiz zeytin bölgesi. Daha önce zeytin sempozyumları her yıl yapıldı. Bu yıl geniş 3 gün sürecek bir festival havasında olacak. Biraz evet. Bunlardan bilgi verelim. Evet. Şimdi ilçemizin ekonomisini ben her zaman söylüyorum. İlçemizin ekonomisinin %95'i tarıma dayalı. Tarım sektöründe faaliyet gösteren, toprakla haşır neşir olan bir topluma sahibiz. Dolayısıyla tarım sektöründe özellikle ben hep inandığım bir şey var. Bunu da her zaman dile getiririm. Tarım sektöründeki faaliyet gösteren vatandaşlarımız gerçekten alın terinin ve emeğin en fazla sarf edildiği sektör tarım sektörü olması hasebiyle buradaki elde edilen kazancın ben son derece kutsal olduğuna da inanan birisiyim. Ben üretim yapan bütün çiftçilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü üretmekten başka bir ülkenin çıkar yolu yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dile getirdiği gibi milli ekonominin temeli ziraattir. Bizim ülkemizin temeli ziraat. Dolayısıyla tarım sektörüne gerçekten hak edildiği değerin verilmesini ben son derece önemsiyorum. Özellikle son dönemlerde vatandaşlarımız, üreticilerimiz özellikle ciddi manada hak ettikleri değerde ürünlerini satamamayla karşı karşıya. Bu sadece bizim sadece ilçemiz için geçerli değil aslında. Ben bugün sabahleyin Erdem'de bir arkadaşımızla görüştük. Domates 10 lira. Gidiyorsun Ankara'da domates 40 lira. İstanbul'a gidiyorsun 50-60 lira. Şimdi burada bir ciddi bir açık makas var. Bu makasına giderilmesiyle ilgili de
Yani yeri gelmişken zeytinden oraya atladım ama şunu dile getirmeden edemeyeceğim. Çünkü üretimdeki girdiler her geçen yıl artıyor. İki gündür yemin çuvalına yine 40 lira zam geldi. Şimdi bu şartlara rağmen inadına üretmeye devam eden ben bütün çiftçilerimizin ellerinden öpüyorum. Bir an önce hal yasası diye bahsedilen, yıllardır söylenen ama bir tek adım atılmayan, bir an önce bu bir düzenleme yapılması noktasında ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine de inanıyorum. Bunu da yüksek sesle de dile getireceğiz. Bundan sonra da dile getireceğiz. Çalışmalar devam ediyor yani tabii, bu halle ilgili. Yani şöyle hal yasası ile ilgili. Tabii bu meclis açıldıktan sonra bir an önce gündeme alınmasına fayda var. Şimdi ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi kayısı. Bir diğeri de zeytin. Tabii bunun yanı sıra eriğimiz var, incirimiz var, üzümümüz var. Hayvancılık sektörü her ne kadar can çekse de sonucu itibariyle bir hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimiz var. Yani aslında MUT bir bahçe bitkileri cenneti olan Akdeniz bölgesinde yani, son derece önemli bir yere sahip. Şunu şey yapalım. Yani biz daha önce siz de işte ilçe tarım müdürlüğü yaptınız. MUT'ta yani ne yetişmiyor ki? Yani aynen, sonra MUT'ta ne oluyor yani, dediler ama ne yetişmiyor ki? Her şey biberinden, yetişiyor. Domatesinden, salatalığına kadar her, yani. Her ay bir ürün hasadı yapılıyor. Her ay bir yani 12 ay. Kesinlikle öyle. Marulundan, ırmak boylarından, marulundan pırasasına kadar. Yani hakikaten bir bahçe bitkileri cenneti MUT. Tabii en önemli ürünlerimizden birisi olan zeytinin, sizin de dile getirdiğiniz gibi belli bir katma değeri var. Daha önceden zeytin üretimiyle ilgili sempozyumlar düzenlendi ilçemizde. Zeytin tanıtımıyla ilgili. Şimdi daha öncesinde de ilçe tarım müdürlüğü yapmaması sebebiyle ve mesleğim olması hasebiyle zeytin konusunda da ciddi emeğimiz var bu memlekette. Hatta birebir anıt zeytinin tespitiyle ilgili sizin de beraber Ahmet abi hatırlarsan rahmetli Cemil Uysal'la beraber 1300 ben yaşında. Ben gelip size sordum dedim ki işte Ankara'dan dediler ki ya bizden fazla çıkıyor. Biz her gün bir zeytin dağıtıyorduk. Her gün zeytin fidanı dağıtıyorduk. Bunun haberi her gün ulusalda basında 1 milyon zeytin fidanı dikim kampanyası. Arkasından 2 milyon zeytin fidanı dikim kampanyası. Dediler, gene, o zaman biz zeytin fidanı dağıtmayalım. Biz dedik o zaman ben rüyama girdi. Madem konu açıldı ben burada anlatayım. Rüyama girdi. Yani burada araştırmalarımın neticesinde Mutki diye bir belde ve Ayvalık merkezi olduğunu cevapladım. Ondan sonra sizinle paylaştım. Siz dediniz ki Cemil Bey rahmetlik nur içinde yatsın. Ona dediniz ki Cemil Bey bir yaşlı ağaç. O dedi ki olması lazım. Doğru. Ondan sonra rahmetlik oldu. Ahmet emmi vardı. Evet. Ahmet İlmi amca vardı. Doğru. Onu bulduk. Hocalıklı. Şimdi 4 tane falan tescillenmiş ağacımız oldu. O dönemde evet. Bu, çok ağaç bulmuştuk ama en yaşlılar. En yaşlılarını. Evet. Yani güzel bir 1300 yaşında bir ağacı tescil ettik. Hani. Mutta bir anıt ağacı oldu. Ege bölge. Ha dediler. Bize güldüler. Biz 750 yaşındaydık. Bana 900 yaşında. Benim rüyama girdi. Doğru. Ve Ege dedi ki işte yok ya ha dediler. Bizde de var. 1000 yaşında, 2000 yaşında dediler. Gerçekten emekleriniz çok. Şu anda her daha önce seçim çalışmanızı da konuştunuz. Şu zeytin dağıttığımız o zamanki zeytinler şimdi meyve verdi. Meyve doldu evet. Aynen. Yani bunu söylerken ben anlayabiliyorum sizin içinizdeki. Yani bir çocuğunu insan yetiştirir, büyütür böyle görüyor ya onun gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü emeğimiz var, ciddi emeğimiz var. Özellikle zeytin konusunda ben mesela MUT'ta bu yıl rekolte bol. Evet. 200-220 bin ton civarında rekolte bekleniyor burada. İnşallah. Ben şunu öngörüyorum. Bir 10 yıl sonra o dönemde yaklaşık işte 2 defa kampanya yapıldı. 1 milyon ve 2 milyon zeytin fidanı dikim kampanyası. O dönemde hükümetimizin de ciddi destekleri ve teşvikleri vardı zeytinle ilgili. Bu teşviklerle ve o kampanyalarla ilçemize yaklaşık 10 milyona yakın ağaç dikildi. Şimdi 10 yıl sonra bu ağaçlar meyveye durdu ve büyüyorlar. Ben şunu net olarak ifade ederim. 10 yıl sonra mutlaka zeytin rekoltemiz 500 bin ton olsa bunu öngörüyorum. Dolayısıyla zeytinin de şimdiden zeytin ve zeytinyağının özellikle hem üretimi hem de bu marka değeri. Çünkü mutlaka yetişen zeytinlerimizde kesinlikle bir kimyasal, yoğun bir kimyasal kullanımı yok. Ciddi bir manada bir pestisitinden, kimyasal gübresinden çok ciddi manada bu yönde bir şey yok. Organik bir zeytin üretim merkezi özünde MUT. Tabii bir marka değeri var. Şimdi biz
üreticiler olarak, MUT'taki üreticilerimiz olarak bizim belki de şuna sahip çıkmamız gerekiyor. Biz üretmiş olduğumuz ürünleri biz satıyoruz. Ürünlerimizin pazarlamasını yeterince yapmıyoruz. Tanıtımını, pazarlamasını yeterince yapmıyoruz. Dolayısıyla MUT'un bir marka değeri var. Bir marka değeri var. MUT'un zeytin ve zeytinyağında MUT'un marka olduğunu bizim gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bunu iyice insanların aklına sokmamız gerekiyor. Bu noktada bugüne kadar işte sempozyumlar yapıldı, toplantılar yapıldı. Bu yıl ilçemizde birincisini düzenleyeceğimiz MUT Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizi inşallah gerçekleştireceğiz. 27, 28 ve 29 Eylül yani 3 gün sürecek. Aynı Kayseri Festivalimiz gibi 3 gün sürecek. Cuma günü, önümüzdeki Cuma günü saat 2'de Tarihi Çınaraltı Parkımızda festivalimizin başlangıcı olacak. Ben buradan bütün mutlu hemşerilerime, üretici kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Muhakkak surette herkesi bekliyorum. Çünkü o festival bizim başlangıcı olan, zeytin ve zeytinyağı festival bizim için başlangıcı olan bu festivalin ben çok ciddi manada ses getireceğine ve MUT zeytininin marka değerini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tescilleyeceğimiz bir organizasyona ben herkese davet ediyorum. Özellikle hemşerilerime de sizin aracınıza da seslenmek istiyorum. Çünkü festivalimiz gerçekten çok yoğun ve dolu dolu bir festival olacak. İnşallah. Festivalimizde özellikle ben ilçe olarak MUT Belediye Başkanı Murat Orhan olarak da Türkiye Tarihi Kentler Birliği'nde de ben encümen üyesiyim. Aynı zamanda orada seçimde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ekibinde biz de listeye girdik. Böyle de bir avantajımız var. Bunun da inşallah ileride MUT tarihi ile ilgili, tarihi dokularımızla ilgili de inşallah güzel projelerimizi inşallah bir hayata geçirme noktasında da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizde Cuma günü saat 2'de başlayacak. Az önce zikrettiğim gibi. Ülkemizin birçok yerine, ben birçok yere davetiye gönderdik. Mersin'deki milletvekillerimize, büyüklerimize, bürokratlarımıza, devlet büyüklerimizin tamamına davetiyeleri gönderdik. Bizzat kendimizle ulaştık, şey yaptık. Özellikle ben bütün herkesi davet ediyorum, bekliyorum inşallah ilçemize. Şu anda özellikle ben belediye başkanlarımız üzerinden ciddi bir katılım olacağını buradan ben söylemek istiyorum. Cuma günü inşallah saat 2'de özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Beyefendi'nin ve birçok yine Büyükşehir Belediye Başkanımız, il belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, Türkiye'nin değişik yerlerinden ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla, Mersin merkezdeki diğer ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla inşallah güzel bir festival yapacağız. Zeytin ve zeytinyağımızı inşallah çok güzel bir şekilde tanıtacağız. Bunun yanı sıra zeytin yağlı yemek yarışmamız olacak. Türkiye Gastronomi Derneği'nden, Türkiye Gastronomi Federasyonu'ndan jüri üyelerimizin olacağı. Ben buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Peki bu zeytinyağı yemek yarışması hangi gün olacak? Cumartesi günü Çınaraltı Parkı'nda saat 2'de olacak o da. Bunun yanı sıra yine sosyal etkinliklerimiz olacak. Yine festivalimizin 3. günü biz çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yine MUT tarihinde bir ilk olarak Kayseri Festivali'nde çocuk şenliğini de biz dahil ettik. MUT tarihinde ilk olarak. Çocuklarımızı da unutmadık festivalde. Yine festivalimizin 3. gününde stadyumda çocuklarımızla ilgili çok güzel etkinliklerimiz, animasyonlarımız, oyun gruplarından tutun, palyaço gösterilerinden, sirk gösterisinden, robot gösterilerine kadar birçok etkinlik olacak. Ben özellikle çocuklarımızın da özellikle aileleriyle beraber pazar günü şeye bekliyoruz. Yani ilçe stadyumu olarak. Akşam da konserlerimiz olacak. Stadyumda olacak. İlçe konserler. Stadyumunda olacak. Cuma ve cumartesi günü akşam konserlerimiz olacak. Yine halk konserlerimiz olacak. Daha önce Kayseri Festivali'nde konserlerimize yoğun bir katılım oldu. İnşallah MUT'u tanıtma noktasında özellikle sanatçılarımıza da mesela Kayseri ile ilgili festivalimize birer Kayseri ağacı hediye ettik biz sanatçılarımıza. Bunu mesela sanatçılarımız kullandılar. Sosyal medyalarına kullandılar. Çok ciddi şey oldu. Şimdi aynı şekilde zeytinyağı festivalimizde de akşam halk konserlerimiz olacak. İhsan Eş, Mustafa Taş, Melek Mosso, bunun yanı sıra
Siyam, Ebru Yaşar, Aliza Yılmaz gibi sanatçılarımız sahne alacaklar. Ben buradan da bütün hemşerilerimizi akşam da stadyumda konserimize bekliyorum inşallah. İnşallah. Son bir şey yapayım abi. Hı hı. Değerli hemşerilerim, çok teşekkür ediyorum. Bugün Ahmet Güler Bey ile Mutajans olarak 3 nokta programda yayınımızda ilçemizle ilgili genel hatlarla bir profil çizdik. Zeytin Zeytinyağı Festivalimizle ilgili konuştuk. 27 Eylül'de yapılacak olan Zeytin Zeytinyağı Festivali bizim için son derece önemli. Özellikle Zeytin Zeytinyağı Festivali ile ilgili Mut ilçemizi artık sosyal medyada da nasıl olsa trend topik olduk bayraktan sonra, artık trend topik olmaya Mut ilçesine alıştık. Hep beraber alışacağız inşallah. Zeytin Zeytinyağı Festivalimize de festivalimizin başladığı Cuma günü saat 2'de bütün vatandaşlarımızdan, sosyal medya kullanan vatandaşlarımızdan hashtag Mut Zeytini sloganıyla herkes hashtag yapacak ve Mut Zeytini'ni inşallah sosyal medyada da o gün akşamında konserimizde yine söyleyeceğiz. Konserlerimizde, stadyumdaki konserlerde yine söyleyeceğiz. Mut Zeytini hashtag ile Mut'u yine trend topic yapmaya hep beraberce inşallah çalışacağız. Sizlerden de bu konuda özellikle destek istiyoruz. O gün ben bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Bunun yanı sıra özellikle Mut'ta esnaflarımızı, halkımızı bir ev sahipliği, gelen çok ciddi bir katılım olacak. Misafirperver bir halkımız var zaten Mut'ta sağ olsunlar. Misafirperver bir şekilde, güzel bir şekilde insanlarımızı karşılayıp zeytinimizin pazarlamasını, bakın satışını demiyorum, markamızın değerini ortaya çıkarma noktasında, pazarlama noktasında hep birlikte beraber bu işin altından kalkacağız. Mut olarak beraber kalkacağız. İnşallah biz Mut Belediyesi olarak üzerimize düşen ilçemizle ilgili her konuda olduğu gibi tarım sektöründe de biz vatandaşımıza, üreticimize ne gerekiyorsa, üzerimize düşen neyse yapmaya çalışacağız. İnşallah Mut'u belediye başkanı elinde Şehrül Emin denir. İnşallah emin bir şekilde, emin ellerle ilçemizin yönetiminde inşallah elimizin ne geliyorsa yapacağız, uyum içerisinde yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere de bu böyle bir ortamda bizi vatandaşımızla buluşturma noktasında vermiş olduğunuz destekten dolayı da ben size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Gerekli bilgileri aktardık herhalde. İlerleyen yani, günlerde yine inşallah bilgileri aktarmaya çalışırız. Evet sevgili takipçilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.